Kimisi memleketinde çiftçi ama tarlasını sulayamadığı için, kimisi ise çalışabileceği işi olmadığı için ailesiyle birlikte evini terk edip farklı şehirlere tarım işçisi olarak çalışmaya gidiyor. Bizim köyde 70-80 dönüm arazimiz var. Ama işletiyoruz. Su olsaydı işletirdi. İki tane çocuğum bir askeri ücretle çalışsa yine yeter bana. Buraya gelmeme gerek yok. Mevsimlik işçiler çadır ve kamplarda kısmen yerleşik bir yaşam sürüyor. Sonbaharda sel ve soğuktan, yazınsa nem ve haşereden dertliler. Şanlıurfalı tarım işçileri başta barınma olmak üzere sağlık, okul eğitimi, ulaşım gibi alanlarda büyük sorun yaşıyor. Birçok tarım işçisi trafik kazalarında vefat ediyor. Aileler dağılıyor. En büyük çocuğum 19 yaşında, öbürleri 8-7 yaşlarına kadar. Çocukların okulda olması lazımken biz tarlalarda getiriyoruz. O çocukların oyun oynaması yerlerde, biz tarlalarda, topraklarda süründürüyoruz. İnsanlar özellikle elektrik ve suyun olmayışından dertli. Kendi imkanlarımızla panel getiriyoruz. Telefon şarjları arabanın şarjına bağlıyoruz. İşte perişanlık anladığımız kadar. Elektrik sıkıntılarımız çoktur. Çadırlarda kalıyoruz. Geceleri doğru dürüst uyuyamıyoruz. Acaba çadırlar ne zaman uçacak diye sıkıntılarımız var. Su sıkıntımız da var. Şanlıurfa'dan Bolu'ya çalışmak için gelen kuzenler aynı zamanda başarılı birer güreşçi. Urfa'da iş kalmadı. Babam yaşlanıyor. Mecbur biz de tarım işçiliğine geldik. Güreşe devam etmek istiyorum. Güreşe devam edebilmek için işçiliğe gelmemem lazım, tarım işçiliğine. Emircan çiftçi güreş alanında Türkiye 5.'si. Kuzenleri Rıdvan ve Mazlum çiftçi ise Türkiye 3.'sü. Maddi durumumuz kötü olduğu için çalışmaya geldik tarım işçiliğine. Tarım işçisi olmak istemiyoruz, güreşçi olmak istiyoruz. Kendileri de çiftçi olan ama pahalı olan sulamadan ve tarım girdilerinden dolayı tarlasını ekip biçemeyen işçiler başkasının tarlasında çalışıyor. Gübre fiyatları belli, 5 milyonu buldu. Mazot 7,5-8'i buldu. Hesabını yaptığım zaman kendi tarla olmasına rağmen ben onu ekersem bile ben 20 milyar içerideyim. Zarar ediyorum yani. Pahalılıktan dolayı, sudan dolayı ekemiyorum, mazottan dolayı ekemiyorum, gübreden dolayı ekemiyorum. Bunları ekemediğim için kalkıp mecbur gurbet ellere düşüyorum. Sürekli göç etmek zorunda kalan işçilerin çocukları da aylarca eğitim öğretimden uzak kalıyor. Açımdan söyleyeyim, ben lise öğrencisiyim. Bugün daha üniversite sınavından çıktım. Gördüğünüz gibi şimdi kaç toplamaya gidiyordum. Ben üniversite yazılırken sınav sonucumu bile tarlada öğrendim. Ben genelde derslere giremiyorum. Tarlada çalışıyoruz. Sınavlara hazırlanırken de tarlada, bazen de evde, çadırda hazırlanıyordum. Ya şimdi Harran'da iş imkanımız olsaydı, oralarda iş olsaydı biz buraya gelmek zorunda kalmayacaktık. Kendi yaşadığı bölgelerdeki su sorununun çözülmesi halinde göç etmek zorunda kalmayacaklarını söyleyen mevsimlik işçiler, hükümetin bu duruma el atmasını istiyor. Kendim de Urfa'da çiftçiyim. Kendi tarlam olduğu zaman kendi tarlamda bile yapamıyorum. Neden yapamıyorum kendi tarlamı? Masraflardan dolayı yapamıyorum. Örneğin bizim orada su pompalı verilir, gün ışığı projesi. Orayın dönüm başı 500 TL alıyorlar bizden. Başka yerlerde 120-130 TL. Ben onun masrafını hesapladığım zaman zaten kendim zarar ettiğim için tarlamı ekemiyorum. Mecbur gurbete çıkıyorum.